Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldin Ahmet Bey. Hoş buldum ya, şaka videoları çekmeyi çok özlemişim. Biz bugün neredeyiz arkadaşlar? Hemen gösterme onu. Mert Eren Bülün'ün evindeyiz. Yeni gelin. Ve bugün Mert Eren'in evini kendi fotoğraflarım ve birkaç sürprizlerle kaplayacağız. Komik mi lan bu? Sen bir dakika! Mutasana! Hayır bir dakika! Oğlum bu evin anahtarını almak o kadar zor oldu ki benim için sor bir yaşadıklarımı sor. Neler çektim bir anlat size. Ben son iki gündür Mert'le normalden fazla takılıyorum. Çok fazla vakit geçiriyorum. Evinde bulunayım anahtarı çalabileyim. Yapışık ikiz gibi tanışıyorum. Harbiden yani. İki gündür çok fazla takılıyorum. Sürekli vakit geçiriyoruz. Okey tamam seviyorum da. Özel alanım olsun yani anladın mı? Görevimi başarıyla tamamlayıp evet, arkadaşlar Mert'in yedek anahtarını çaldım. Çaldı abi. Ya. Teşekkür ederim. Ama o yedek anahtardan bir tane daha yaptırıp ileride bu evin bir de bokla dolmasını sağlamak istiyorum. Orada ben yokum. Orada ben yokum. Arkadaşlar bir gün böyle bir şey yaparsam not. Sıla kesinlikle suç ortamda tek başıma yapmamışımdır. Hayır. Kamera arkasındaki arkadaşlarım da suç ortamda. Hayır. Tek başıma yapmamışım. Ben yokum. Bence daha fazla uzatmadan başlayalım. Mert bu arada şu anda Enes'in evinde çekime gitti. Klip milip bir şeyler çekiyormuş. Evet, o da şarkı klip yapıyor. Çok komik bir klip yapıyor. Bir saatimiz var. Büyük ihtimal Mert de cuma günü şarkı çıkarıyor. Oo. Evet, klip, bir tane klip yapıyor. Komik klip yapıyor ama eğlenceli klip yapıyor. Güzel bir şey. Hemen başlayalım Mert gelmeden bitirelim arkadaşlar Mert'in burayı. Mert'in klibinin yorumlarını bir şeylere doldurtturacağım. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğim size arkadaşlar. Bütün yoruma hep... Hadi başlayalım ya. Hadi kaplayalım. Ben bunu göstermeyeceğim o zaman. Önce göstereyim ya. Hadi göster. Sürprizlerimiz var demiştik. Hayır yapıştırırken yapıştırırken. Oğlum biz Batu'ya çok fena çalışıyoruz, siz enayisiniz. Arkadaşlar, normalde Mert'e asla böyle bir şey çekmeyecektim. Ama dedim ki, biz niye abimle beraber Mert'e bir kışkırtma çekmiyoruz yani? Değil mi? Artık bu ekip bir koalisyon olsun kardeşim. Hep sen bana, ben sana. Değil mi? Aynı kandınız kardeşim. Hep anladın. Olan bize oluyor, ne o hep artılı? Bir sonraki videoda Mert'in evinin ortasına sıçacağım, bekle sen. O da ben yokum Mert. Gerçekten bunda ben yokum. Bu video 100 bin like gelirse ben Mert'in evine öyle bir kışkırtma yaparım. Sıçmam arkadaşlar da, o da birazcık ayıp. 100'de çok oldu. Hemen gelsin ki yapabileyim. 70 bin like gelirse arkadaşlar ben onu yapacağım. İnanın bana Mert'i hiç bu kadar sinirli görmeyeceksiniz. Bana güvenin. Sadece güvenin. Burayı bitirdikten sonra özel silahımı bir tane yapıştırayım. Onu ikimiz yapıştıralım lütfen. Hayır dostum, bu benim. Niye ya? Çünkü bu konuda dalga geçilen benim. Uzaklaş benden. Uzaklaş ben. Senin için yaptım aslında. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Mert 1,5 senedir falan gelinlik diye benden dalga geçiyor. O yüzden benim elimde şöyle bir şey var. Bundan sonra bu lakabı Mert'e takacağız arkadaşlar. O da yeter mi? Az önceki de bahsettiğim. Bir de şöyle bir şey. Ve bir tane daha bitmiyor. Gelin Mert bitmiyor şıkır şas. Mert bu cuma veya haftaya cuma mı yayınlar bilmiyorum yani. Bu videoda belki bir gün sonra belki de bir hafta sonra yayınlar. Yayınladığı zaman Slosh Mert'in klibinin altını full şeyle dolduruyor. Neyle? Gelin Mert. Gelin Mert yazın, ben yemin ederim gelip bütün yorumları beğenmeye çalışacağım. Ben de beğeneceğim. Ben de bir sürü gelin Mert yazacağım. Oraya böyle 30 bin 40 bin gelin Mert yorumu yapalım, tamam mı? Oo. Psikolojisi bozulsun, evin içinde böyle yapsın. Ben gelin miyim bundan sonra? Ben gelin miyim artık? Bir evin içinde geçsin, tamam mı? Ben de bu lakabı artık ona yapıştıracağız. Gelin Mert. Oğlum çok iyi oldu lan. Bence bu çocuk kendine duvar kağıdı alsın. Bundan duvar kağıdı yaptıralım buna. Şimdi şöyle bir bant alabilir miyim acaba? Mert'in şu anda klibinin yorumlarını o kadar bekliyorum ki Sıla. Oradaki gelin Mert'lerin her birini okudukça böyle içimin yağları eriyecek. Adam 1,5 senedir bana psikolojik baskı yapıyor. Psikolojik istat uyguluyor. Bu ağaç ne kadar güzelleşecek göreceksiniz birazdan. Hem artık yılbaşı bitti, şunu kaldırsam mı şuradan acaba yani? Ne bu? Devam ediyorum şuradan şöyle. Sıla şuraya bak, dolap kapaklarını ne kadar iyi yaptım. Aa çok iyi, tam denk gelmiş. Bir de açılıp kapanıyor. Çok iyi gözüküyor bence. Şimdi ortaya farklı bir gelin Mert pozu. İşte bu! Bu çok iyi olmuş, bu çok gerçek olmuş ya. Şarkıya eğer Sıla 24 saatte 200 bin yorum gelseydi ben buna gerçekten giydirecektim gelinliği. 175 bin yorumda kalmış. Ya. 25 bin yorumda kurtuldu. Hiç şansı yoktu ki, kaçamazdı elimden. Neyse artık bir sonraki şarkıları alıyorum Sıla. İlla ki bir yerde biz 24 saatte 200 bin yorumu yaparız yani. Bence de abicim. Güzel gidiyor bence. Gitgide güzelleşiyor bu ağaç. Dostum dünyanın en pahalı tablosu ve ben. Ay çok komik oldu. Bu bütün var. Kapaklar öyle olacak birazdan, farkında mısın? Evet ben şimdi şu üçüne de yapacağım hemen. Çok iyi. Önce ortadakini yapayım. Bir de şöyle şimdi. Oğlum çok iyi abi. Satayım Slash'ına bir bak, ne olur yalvarırım. Bu evin her yeri böyle olacak birazdan. Ne olur bir bak. Şu rahatlığa bakar mısın? Gerçekten dolap böyle üretilmiş gibi sanki mobilyacılar. Harbiden. Çok iyi. Of ya. Keşke iki tane de nah fotoğrafı çıkarsaydık, dolapların içine koysaydım. Açınca ona nah çekmiş olsaydım ya. Kusura bakma abicim, benim kafam öyle çalışmıyor biraz. Tutum sen birazcık bak, bu şeytaniliği öğrenmen lazım, tamam mı? Öğret itlik, bana. İtlik, puşluk. Mesela bu ağaç çok önemli değil. Bu daha itlik. No. Düşecek bu arada. Hayır, hayır, biliyorum hayır. Sağlamlaştıralım. Dur, o zaman bir dakika. Bu dolaba farklı bir tasarım yapacağım. İki Sıla yan yana, ortadaki gelin. Yeni tasarımın adı bu. Oldu mu sizce? Oldu oldu. Beni bir de şunu çek. Ama sakın çok değme. Alan gelini. Bence bir de güzel şimdi bak, sana fena bir önerim var. Tabii. Bunun şuradaki blüt topörle var. İki günde ooo dostum. Sakin ol. Düşme benim canımı sıkma. Mert gülüş yapayım bunu ya. Fena bir planım var. Bunun blüt topörleri var. Burada çok vakit geçirdiğim için biliyorum artık evet. Bu detaylarını. Mert
bir önceki tavuk şakasında mı? Tavuk iyisiyim gel. Ben sana ne dedim ama? Bu eve hayvan sokmayın demedim mi? Bu ne şimdi? Onun evini pis şeyler yapmak... Bırak düşsün aşağılık yerlere. Düşmesin. Onun evini pis şeyler yapmamızdan çok korkuyor arkadaşlar. Evet. Yani genel olarak düzenli olarak haftada bir uyarı yapıyorum. Bize güveni yok. Aynen. Ben diyorum ki bluetooth hoparlörü alayım bunun tuvaletine koyayım. Ve bluetooth hoparlöründen ya tavuk sesi ya da koyun ama sesi falan geçeyim. Ama gerçekçi bir ses evet, olması evet. lazım. Bulacağım ben. Kitleyeyim kapısında. Bu içeride kim olduğunu tahmin etmeye çalışsın. Ne olduğunu tahmin etmeye çalışsın. Bence süper bir şey de biraz kalbine insin yani değil mi? Evet şurayı bir sağlamlaştıralım hemen. Bu tasarımın adı iki Sıla yan yana ortadaki kaynana demek isterdim ama ortadaki gelin. Nasıl Sıla? Yeni tasarımım. Süper olmuş. Yani bu iki güzelliğin arasında bu şimdi ne yani? Kara kedi kafası bir şey. Oğlum çok çirkin lan. Çok kötü olmuş lan hani. Ya niye arkadaşınla hani, böyle konuşuyorsun? Dostum ben demeyeyim diyorum da çok çirkin olmuş lan. Sen bunun gerçeği ne oldun abi? Dalga geç çocukla. 75 bin like'a şaka planımı Sıla'ya da dahil ediyorum. Arkadaşımı korurum yani. Okey koru, görüşeceğiz. Üstüne gitme. Ben de burada çok büyük bir yemin ediyorum bu ekibe. Feride de dahil. Söyle mi şaka yapacağımı söylüyorum. Bunun ne suçu var? Canım Feride de dahil etmek istedi. Başka soru? Aa. Feride de dahil arkadaşlar. Öyle bir şaka yapacağım ki bakın şu an şaka yapacağımı söylememe rağmen o kadar rahatım. Hepsi korkudan gerçekten Allah'ım iyi ki beni korudun diyecekler. Sen de dahilsin Sıla buna. Tamam. Korkmuyor bak görüşeceğiz. Görüşelim abicim. Görüşeceğimiz varsa ödeşeceğimiz de var yani bunu unutma. Sana olan aşkım. Kendisi bize yardımcı olduğu için ona kışkırtma yapmayacağımızı düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Lütfen. YouTube'dayız. Diyorum ki şu acaba girişe direkt bir tane gelinlikle koyayım görsün mü girer girmez yoksa buraya girince mi şok olsun? Buraya gelince şok olsun. Oraya benim büyük halimi koyarız. Tamam ben bir tane büyük Sıla yapıştırayım oraya. Her yerde ben olacağım. Sanki birbirimizi hiç çok görmüyormuşuz gibi bir her yerde beni görsün bir de. Buraya nasıl yetişeceğim ben? Her yerde ben varım. Ne kadar güzelim görüyorsunuz değil mi? Aynen kanka. Bu ne ya? Acaba çok kızacak mı bize şu görüntüden kaynaklı? Sıla parlıyorsun Sıla. Işıldıyorsun dostum. Buraya bir tane gelin yakışır. Bozma olayı bozma ben varım orada. Tamam 3 tane. Bir yerde de Mert olmasın. Sadece ben olayım. Şu duvar boş kaldı. Sadece ben olayım burada. Bir yerde sürpriz yapmak istiyorum. Bir de gördüğümde şok olsun. Ya da bırak zaten bu gelinliklerini görünce şok olacak. Ben normalden devam edeyim ya. Oğlum bitmiyor lan. Şöyle biraz boşluklu yapsala bak. Çok kusursuz yan yana yapmaya çalışma. Bir şey olmaz. Ya işimizi düzgün yapıyoruz. Lütfen ya. Aa, burada bir sanat yapıyorum. Bak şuraya. Ya bahsettiğim şu bak abicim. Şöyle yapsan da olur. Alandan kazanırsın. Vakitten de. Bak o kadar güzel şeyin içinde bir şurayı bak çeker misin? Dostum bak. Şu dört tane koymuş oraya Mert'i. Kardeşim ana fikre odaklan bak. Bu çok komik bir tablo anladın mı? Bunu iç içe o zaman bir önemi yok. Ama sıkıştırma. Bu duvarda serbest sadece ben şakayı. Olmak istiyorum. Serbest bırak sıkıştırma köşeye. Duvarda sadece ben olacağım. Buraya Mert gelmeyecek. Baktığı her yerde gelinlik görecek. Gelinlikli Mert görecek arkadaşlar. 1,5 senenin bu intikamı. Yani Mert'in evinin daha önce hiç bu kadar güzel olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ben de öyle düşünüyorum. Bu çocuk daha önce hayatında hiç bu kadar yakışıklı olmadı arkadaşlar. Hiç bu kadar çekici olmadı. Ben acaba evlendirme sitelerinde bu fotoğrafla bir profil mi oluşturacağım size? Ve Mert'in numarasını yazayım. Bu da yeni bir şaka olsun. Evlenmek isteyen adamlar arasın Mert'i. Harbiden be bir kışkırtma mı yapsın? Esra Erol'a başvuru yapacağım bu fotoğrafla. Esra Erol'a ne olur beni evlendir yazacağım altına. Bu duvarda bir tane Mert olmalı dostum. Ya hayır burada olur. Sadece ben olacağım. Bütün düzeni bozan bir Mert olsun. Hayır burada bir sadece ben olacağım. Tamam peki. Bozma bir şey de bozmasın yani yeter. Her yerden çıkıyor zaten. Şuraya bir tane büyük Sıla atmak istiyorum. Çok iyi bir yer buldum kendime. Çok iyi değil mi? Bak burada sanki bir dekor gibi. Tarkan Mert. Sıla bak çok iyi değil mi şu ikisi? Aa harbiden iyi olmuş. Bu devamını da yap abi. Çok mutluyum ya yemin ederim. Hep bana yapılıyor kanka. Hep bana yapılıyor. Yeter be kardeşim. Şuralarda dur hemen şuraya. Bir şey diyeceğim. Bu bizim Mert'e yaptığımız ilk kışkırtma mı? İlk değil de uzun bir süredir yapmıyoruz ona bir şey. Yani aslında tavuktan falan sonra. Evet uzun bir benim süredir benim yaptığım ilk kışkırtma bu Mert'e. Oo arkadaşlar bu videonun başlığı artık şey. Sizi yeni sevgilimle tanıştırıyorum. Kusura bakmayın. Maalesef ki bunu birazcık geç açıklamak zorunda kaldım Sıla. Heh. Yeni kız arkadaşıma. Benim de haberim yok bundan. Ben evleniyorum. Nasıl ya? Ben evleniyorum Sıla. Gelin adayını görmek ister misin dostum? Evet. İlk buluşmaya gelinlikle mi geldi? Evet. Allah İlk buluşmaya Allah. Gelinlikle geldi benimle. Allah Allah. Özür dilerim arkadaşlar bundan dolayı. Ne bu evlenme isteği? Yani gelinliğin daha çok yakıştığı bir kız bulamadığım için hayatım boyunca en çok yakışanını seçtim hemen. Anladın mı? Masanın üstünde de olmasın mı? Ben bunu masa örtüsü gibi de bir tasarım yapmayayım mı buraya? Dönen Mert. Ortasında da mum. Burada da makas. Gelinin kuşağını kesmek için. Abim şu an çok zevk alıyor bu durumda. Bak buraya evlilik ayini yapıyorum Sıla. Evlilik bu mum, ayini. Bu kına gecesini temsil ediyor. Bu da gelinin abisinin yani benim evlendirirken gelini kuşağını keseceğim makas. Allah Allah. 3 kere çevireceğim Mert'in etrafında kuşağını. Allah kuşağı. Allah. Sonra keseceğim. Öyle oluyor değil mi? 3 kere bağlayıp çözüyorsun. Sonra kim kesiyor muyum? Pardon. Hayır ben, kesmiyorsun. Pardon niye ben kocasıyla arasındaki yüzük bağını keseceğim bu makasla. Nişanda yani. Evet Mert'in de taliplerini bekliyoruz arkadaşlar. 25-30 yaş. 25-30 yaş arası genç işini gücünü eline almış efendi erkekleri. Bu videonun yorumlarına bekliyoruz. Ben kız kardeşimi evlendireceğim sanırım. Size inşallah hayırlı olur. İstemeye gelirsiniz. Oraya son bir dokunuş yapmam lazım. Evet
işte bu. Dönence. Abi. Efendim canım. Mert'i bir görüntülü arayıp evinde olduğumu bir sezdirsen mi onu? Bir ne işin? Hayır ben yapacağım. Benim lütfen. No, ben yapacağım. Benim videom bu. Sen yoksun gibi tamam mı? Zevkim çalıyor. Sen sürpriz çıkacaksın. Evin girişinden tanır bence. Geri kalan yerler gözükmesin. Evet. Aramada şey yapsana şu hayvanlara sahip çıkın. Sağ solu yırtmasınlar falan filan de. Tamam. Ne yapıyorsun? Ya, o benim dolabım değil mi lan? Yo ben kendi evimdeyim. Göster o zaman etrafa. Emin misin? Abi o benim kapım oğlum. Eşek taklidi yapmam lazım. Eşek taklidi. Ne olur hayvan olmasın. Umarım olmaz. Oğlum kabloyu kopartıyorlar kabloyu. Şu hayvanlara sahip çıkın kabloyu sana. Kopartıyorlar. Lan hayvanları tutun kabloyu koparacaklar kabloyu. Anahtarımı nereden buldun? Yanındaki insanlara bu kadar güvenme bu kadar evine alma bence. Oğlum anahtarımı nereden aldın? Dostum 2-3 gündür seninle takılıyorum. Bu evin içinden bir şeyler çaldım. Yedek anahtar çaldım. Arkadaşımı sevdiğim için onunla vakit geçirmek için geliyorum. Ama yedek anahtar gördüm. Sen benim elim git onu al cebe at yanlışlıkla. Aa. Oğlum kabloyu ısırıyor kab... Geliyorum ama harbi dirilliydim geçti. Hiçbir şey görmedin ki daha. Başka şeyler yaşadım da biraz. Ha. Ne zaman geliyorsun sen? Gelme. Sakın gelme eve. Abi evimden çıkın o zaman güvenliği arıyorum. Aa, ben kapatıyorum telefonu. Aa suratımı kapattı. Niye aradın ki şimdi çok acelemiz var. Gelecek şimdi hemen. O gelene kadar biz bitiririz burayı arkadaşlar. Evet. Evin girişinde var kapıyı açar açmaz seni görüyor. Ben onu planladım dostum. Oğlum yani her yeri kaplıyoruz ev dolmuyor. Ama nerenin kaplanmamış olduğunu anlayamıyorum. Beynimi nereye koydum bilmiyorum şu an. Evet yani nasıl dolduracağız biz ya? Bence birazcık da yerlere serpmemiz lazım. Allah şuraya bir oturayım şöyle. 8556. 9996. 9997. Ya beni niye yere attık Mert? Atsaydık. Bilmiyorum. Ben yerlere durmaya mı layığım ya? Ya ne alakası var? Ne alakası var? Ben de kapının girişine Mert evet atacağım. Evet ya sıkıntı yerlermiş. Yerlerde kimsenin olmamasıymış. Mert'i atıyorum yerlere. Şöyle girer girmez görsün kendini. Birazcık eziyorum onu şu an ama yapacak bir şey yok. Bak ne kadar güzel oldu. Böyle girdiği an manzara süper. Basmıyorum bak hiç basmadım Mert'in üstünde. Yapma. Git oraya bas. Abim gelin oluyor, sıra da bana gelir. Gel bana güzel kız, kalbimi çalan hırsız. Eller havaya, şak. Oldu lan bence bu arada. Yermiş sıkıntı, boş gösteren yermiş. Bu sırada ben özür dilerim bozacağım ama çok güzel bir mesajla bozacağım. Şimdi bu adam evine tablo yaptırmış. Evet. Yazıyor ki you are safe here. Ben varken evet. Burada güvendesin diyor. Ama ben onu çevireceğim. Bu olacak ki you are gelin here. Bu evde gelinsin. You are gelin here. Aa çok güzel burada oldu. Gelinsin. İyiydi bu. Kesinlikle. Bu tuvalet şakasını yapsak mı? Yapalım. Elim ağrıdı ya. Ama ses bombası nerede? Ses bombası burada. Biraz daha şu koltuğun üstüne falan atsana şunlardan abi. Çok var. Atacağız bak. Bir dakika ben şimdi burada şakamı planlayacağım. Buradan doğru bir tavuk koyun sesi bulayım önce. Gerçekçi olsun. Tavuk mu yoksa koyun mu? Bence tavuk bir daha travma yaratır tavuk sesi duymak. Tavuk yapalım. İyi ayarlaman lazım onu abi bak. Rahat ol bana güven bulacağım. Böyle hafif kısık olması lazım gerçekçi olması için. Bütün kümesi koymuşuz gibi. Böyle mi ötüyordu bizimkilerde acaba? Ne oldu lan? Kümes işte o. Sıla bu nasıl? Daha iyi sanki. Kesiliyor bir de. İstersen bir daha açabiliyorum. 5 saniye. Olayım şu. Mert'in tuvaletine saklayacağım ve kapısını kilitleyeceğim. Diyeceğim ki tuvalette seni bir sürpriz bekliyor ama kapıyı açamayacak kapı kilitli olduğu için. Ben de o sırada tavuk sesini vereceğim. Evine yine canlı hayvan soktuksan triplere girsin diye. Bir de bunun kapısı içeriden kilitleniyor sadece tuvaletin içinden. Ama ben dışarıdan kaşıkla kilitleyeceğim için içeride ekstra bir insan daha var sanacak. Oradan da triplere sokarım. Ben şimdi gideyim şu şakayı hazırlayayım. Şuraya koyayım uzaklardan gelsin değil mi ses? Bu şaka bir de boğuk gelsin bana. Aa ama ıslak bir yana. Belki hoparlör bozulur. Şuraya koyalım. Şimdi bir test edeceğiz. Ben bir kaşık bulup bu kapıyı kilitleyeyim. Ben buraya bir yere bir kaşık bırakmıştım. Heh. Siz hızlıca orayı tamamlayın ben şey yapayım. Orayı çok görmeyeceğiz bak oraya vakit harcamayın. İçeriği doldurun. İçeride doldu her yer abi. Tamam hazırız o zaman. Şimdi arkadaşlar bu kapıları bak bu kapı dışarıdan kilitlenmesi mümkün değil ama. Her yerde olmak istiyorum ben. Ben yaparım. Bu şans bir kere geliyor elimize arkadaşlar. Nasıl kaçırayım ben bu fırsatı? Şimdi bir test edelim bakalım nasıl gerçekçi oluyor mu? Gerçek boş ver. Hiç görme orayı sen. Sıla. Güzelleştiriyoruz burayı Sıla, görmeyelim. Sıla gel. Bir tık daha kısman lazım sanki. Şu. Evet. Bu çok oldu arkadaşlar ama Mert'i yaparken birazcık kısacağım siz duyun diye yapıyorum. Mert her an gelebilir bu arada. Güvenliği arıyorum falan dedi çünkü. Tamam bak kimse tuvalette bir şey var demesin tamam mı? Ben Mert geldiğinde çok alakasız bir anda sesi vereceğim birazcık. O zaten şüphelenip gidecek tamam mı Sıloş? Tamam artık o zaman Mert'i bekleyebilir miyiz? Koltuğun üzerine falan da biraz yapalım. Ben buraya bir kuruluyorum abi. Bence burası iyi. Artık bu ev Mert Eren gelin Mert'in reaksiyon vermesine hazır arkadaşlar. Tavuk sesini de gördüğünüz gibi hazır. Üstü gördün mü çok iyi ama yere baktın mı kötüleşiyor iş arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu videodan sonra Mert bana kışkırtma çekecek. Bunu biliyorum. Aramızda bu savaşı başlattığımı da biliyorum. Çünkü biz hep takım arkadaşıydık artık.
artık birbirimize kışkırtma çekeceğiz gibi gözüküyor. İnsaflı davrandım, evini kirletmedim. Sıla tuvalette ne var ya? Ona kalsın inek falan sokacaktı Sıla, tuvalette eve. Ne var ya? Ona göre bana insaflı şakalar yap, lütfen. Şimdi tuvalete tofaş sokacağım. Ayakkabıları var. Değil mi? Biz git. Sıla niye yorum yapmıyor ya? Kendi kendime şaka yapıp şizofren gibi burada kendim gülüyorum. Ejderha sesi. Ya ejderha mı soktun eve abi? Ne yapıyorsun ya? Tamam ben şeye geri döneyim tavuğa. Burada da montları var. Gel. Artık Mert'in gelmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, artık Mert'i bekleyebiliriz bence. Çünkü her yerde yeterince fotoğraf var gibi gözüküyor arkadaşlar. Mert gelsin ve şok olsun. Mert geldi arkadaşlar. Ve şu an çok sabırsız bir şekilde. Ya kardeşim bir dur be! Aa! Bana bak, güvenliği ararım. Açmayacağım, ben vazgeçtim. Dostum gelsene. Hoş geldin evine. Daha çirkin bir fotoğrafımı bulamadım. Oğlum bu ne? Allah'tan bütçeyi bunlarla kaptım. Ya Rabbim çok teşekkür ederim. Ya bu ne? Kör mü olmak ise? Ya ben sizden nefret ediyorum lan artık. Ya niye böyle tepkiler veriyorsun? Gayet güzel ama. Bu ne? Bu ne? Alacağım. Fotoğraf ne oğlum? Sula ben çok üzgünüm Sula. Arkadaşım abi, senin ciddi. İçin ağlıyor. Arkadaşım gelin oluyor gidiyor. Şey ya, komik mi lan bu? Kanka bir dakika, bu tasarım, bu tasarım. Hayır bir dakika. Bunu sana anlatmam lazım, ben bunu özel tasarladım. Ya niye? Kanka bu ne biliyor musun? Sen evlenirken... Bir an koca... Mert o makas ne biliyor musun? Sen evlenirken kocanla yüzük bağını keseceğim makas benim. Ahmet gelin şakalarını yapabilin diye böyle bir şey mi kullandın? Ya bana 1,5 senedir gelin şakası yapıyorsun. Ahmet'in pik... Lan... Dostum bak beni şey gibi düşün. Bu televizyonda mimar vardı ya mimar. O kel mimarın adı neydi o adamın? Selim Bey var ya. Ya emeğimizi yırtma. Lütfen. Oğlum mimarlığa saygıyla mı duyulan birazcık bu ülkede? Bak. Bu fotoğrafı ne alaka? Bak dostum, ben kendi mesela, fotoğrafımı bak, istedim. Bence bu dolapları böyle kullanmak. Daha açıl kapanabiliyor bak. Açıl kapanabiliyor. Oğlum yürüdü acımdan ne istediniz? Ay insan gibi olmuş lan. Ya Allah kahretsin şu tipe bak. Arkadaşlar bu arada ne kadar değiştiğimi görmüşsünüzdür. Yapma. Sen, ay bana bak, bana bak. Sen bana bak. Şaka sen bana şaka. Bak. Kanka sen çok korktuğun için evet özden. Biz de bir yere kilitledik. Tuvalette birisi var seni bekliyor. Yapmasamaydık keşke bunu. Yapmayın dedi de. Yani Mert hiç girme boş ver. İçeride biri var çünkü açmasını istemen lazım. O içeride Alevci müzik. Bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Ben açacağım kapıyı, açmayın. Bence hiç girme oraya sen ya. Yani tadımız kaçmasın. Gerçekten kaçabilir bu arada. Girme ya boş ver. Zaten çok mutlu bir gün. Oğlum içeridekine söylesene açsın. Ben öyle planladım. Yani abi. İçeride biri var zaten. Ben açacağım. Kanka gerçekten tavuk var içeride. Aptallar. Bir kalbine indi deme. Dostum, bir travmalar geri yüklendi arkadaşlar. Bunlar ne? Gel biri. Bu şakamı tebrik et. Ne olur tebrik et bu şakamı. Çok zekice düşündüm. İçeriden nasıl çıkarttınız? Bu şeyle kaşıkla kilitledim ben. Kaşıkla. Aklın güzel çıktı yemin ederim aklın çıktı deme kanka. Bu var ya beni arkadaşlar yaklaşık 2 aydır uyarıyor. Eğer bir şaka yaparsanız bir şey olursa ne olur ben evimde yaşayabileyim. Gerçekten. Evimi değiştirmek istemiyorum. Eğer bir daha tavuk görseydim evimde gerçekten arkadaşlığımı bitirmeyi düşünüyorum. Kapıda bunu düşünüyorum. Ben aslında yemin buraya... Ciddi olamazsın. Yemin ederim diyorum. Bak diyecektim ki bu videoyu silin evimden çıkın. Ben aslında buraya eşek sokacak. Eşek sesi verecektim. Tamam, doğru bir değil bunu. Kapat şaka yapmasın. Bak kardeşim. Bence evin daha güzel oldu Mert. Ya duvardaki boyalar kalkarsa? Ya sen evinde bir tavuk olmadığına şükret oğlum. Bu, seni nasıl korkuttu? Senin sıkıntın. Altına bizi ilgilendirmiyor bu. Beynime kalkarsa. Böyle anlık böyle bir saçlıkları kaşındı mı öyle? Burayı bilerek böyle yapmışlar. Sonra tuvaleti bir açacağım sabanlık olacak diye. O kadar çok korktum ki. Bak şimdi şöyle bir tasarım yaptım. Senin bu tabloda you are safe here yazıyor ya. Aslında artık o you are gelin here. Bu evde artık sen gelinsin. Burası abi, gelin. Ne ya? Abi ne ya? Niye bu fotoğrafı seçtiniz? Mesela bu da bilemedim. Özel bir tasarım. Sevmediğim fotoğrafın bu olduğunu bilerek mi seçtiniz? Yo. Ben bunu kurgucu ekledim, bunu yok edin. Bunu videolarda bunları kullanıyorlar. Şunlar da özel bir tasarım dostum bu arada. Camı açarsan havalanırsa bunlar böyle sallanıyor. Sallanıyor. Senin için özel tasardık bunları. Camın üstüne falan da yapıştık. Yani güzel bir iş yaptık ama beğenmedi. Ben anlamadım. Bence çok iyi ya. Bence de şu görüntüye bir bak. Şuraya bir bak. Benim rüyalar. Bak senin rüyalar kanka. Bak rüyalarım. Buradayım dostum. Neyse en azından Photoshop'la giydirmişsiniz. Bazıları gibi gerçek hayatta giyip. Bence
bence bu konu hakkında... Blabı ben de sokmuştum bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu konu hakkında... Aynı şeyi yaptım. Peki, tamam, nasıl olsa, nasıl olsa bu videoların, bu videonun izleyicileri benim bu 15 dakika önce söylediğim şeyi biliyorlar. Çok fena bir şey söyledi. Yani bence bunları söylerken... İzleyiciler benim arkamda istediği kadar konuş. Hayır, arkandan konuşmadım. Bir plan yaptık. Ağzından çıkmadığı sürece kimse bana o videoyu çekmiyor. Hayır, öyle okay, bir şey değil. Sen şöyle söyleyeyim. Şu şakanın... İstiyorsan Feride ile gel. Şu şakanın etkisini, bu gelin Mert muhabbetini uzun bir süre unutamayacaksın. Öyle söyleyeyim sana. Yorumlara full gelin. Ben anlamam ben. Sen aptal. Kendinden bu şeyi çıkartmak için böyle bir proje bu arkadaşlar. O yüzden size katakülleye gelmeyin. Asıl gelinin kim olduğunu zaten önceki videolardan biliyorsunuz. O yüzden hiç boşuna yorulmayın. Gelin Ahmet yazabilirsiniz. Ama yakışmış en son gelin yani olan kazanan bence. En son sen oldun. Benimki üstünden geçti. Yakışmış bence sana. Ne alaka? Gel gelin giydiğini alın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu renk hiç bana gitmiş mi yani? Aynı şeyi ben söylüyor musun? Arkadaşlar siz doğru tarih gelince yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Beraberiz. Bana şaka yaptığını mı zannediyorsun? Evin her yerine kendi fotoğrafını koyarak. Ev güzelleşmiş. Bu sana yaptığım ilk ve son şaka. Şu an yüzüne oturdum. İlk ve son şaka. Tamam mı? Çok yanlış bir şaka yaptık. Evet, buna şu an fark ediyorum. Vallahi kaldırmayacağım. Kaldırma, yaşa bunlarla. O yüzden lütfen bu şakanın devamı gelmesin. Hayır. Fotoğrafları Baksın, rahat bırak. Ahmet'in Baksın'ı fotoğrafıyla kaplayacağım. Daha fazla böyle şaka videosunu gelmesini istiyorsanız özellikle Mert evet bunu herhalde. Niye bunu ortasına koydunuz? Kanka ben özel bir tasarım özel yaptım. Kolaj tasarım çalışması. Bu kim? Tam şu anda kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani ding dong unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.